Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size göstermek istediğim oyamın örneği bu. Oyam iki sıra halinde ilerliyor. Tığ battımı gene ben aralarında ikişer zincir çekerek yaptım. Siz de o şekilde yaparsanız yazmanızın ucuna gayet uygun düşüyor. Hemen başlayalım isterseniz göstermeye. Oyamın önce yeşil kısmını yapıyorum arkadaşlar. Yeşil kısmı bir örümcekle başlıyor ve bir yaprakla tamamlanıyor. Çok kolay bir yapımı var. Daha önceden de birçok oyada bunu kullandık zaten. Kısa bir örümcek yapıyorum. Uzun olmayacak. Sonra üstüne hiç zincir falan çekmeden iki defa tığımı doluyorum. Tığ battığımda iki boşluk bırakıyorum. Üçüncüye çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Çok fazla sündürmeden. Tekrar üç tane zincir çekiyorum. Yedi tane dolduracağım. Sekizinciyi tığ battığının altından gireceğim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. 8. tığ battımın altından giriyorum. Şöyle bir çekip düzeltiyorum. Yaprağım oluştu. Hemen yaprağımın şu havada kalan ilmekli olan kanadını diğer tığ battımın altına sabitliyorum. Bir tane zincir, sonra tekrar üstüne orta büyüklükte bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Çok büyük olmasın. İki defa doluyorum. Tığ battıda iki boşluk bırakıyorum. 3. ikişer kat çekerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Buraya baş alarak çift kat, çift kat çekerek 8 tane dolduracağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tığ battının altına giriyorum. Bu daha düzgün durmasını sağlıyor. Daha güzel sabitliyor. Sonra diğer tarafa, diğer tığ battıya bir sık iğne yapıyorum. Pembe kısmı göstermek istiyorum. Pembe kısmında arkadaşlar bir gülden diğer güle geçerken orta büyüklükte bir örümcek çekmem gerekiyor. Hemen yapalım. Şu anda bir gülden diğerine geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum önce. Sonra normal büyüklükte bir örümcek çektim. Bir defa doluyorum. Yaprağımın tepesine baş alıp batıyorum iki kat çekerek. Bundan 4 tane yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane yaptıktan sonra arkadaşlar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Oyamın ters yüzüne dönüyorum. Hemen en baştaki trabzanımın üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Burayı 5 yaprakla dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 yaprak. 5 zincir pardon, sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, sık iğne. Son yapraktayım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve sık iğne. Bitirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Çiçeğim oluştu arkadaşlar şu şekilde. Tekrar örümceğimi yapıyorum. Çok uzun olmasın. Çok uzun olduğunda bolluk yapıyor. Tekrar doluyorum. Yaprağımın ucuna 4 tane dolduruyorum. 1 baş alarak dolduruyorum. 2 3 4 4 tane doldurduktan sonra görüntüm şu şekilde. Üstüne 5 zincir çekiyorum. 5 Oyamın tersine döndüm. İlk trabzanımın tepesine bir sık iğne ile giriyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir. Ön yüzüme döndüm. Burayı beşer zincirle 5 yaprak dolduracağım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğne. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve sık iğne. Sevgili arkadaşlar, yaptıklarımıza bir bakalım isterseniz. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir örnek. Hemen göstermek istiyorum. İlk yaptığınızda yazmanızı güzelce ütülerseniz sonrasında ütü sıkıntısı da yaşamazsınız. Oyam bu şekilde. Şunları birlikte yaptık. Bunlar benim önceki yaptıklarımdı. Çok beğendim ben bu oyayı. Çok çıtı pıtı bence. Çok zarif duruyor. Siz de mutlaka deneyin derim. Beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Böylece her gün yaptığım yeni örneklerden haberdar olursunuz. Hepinize şimdiden kolay gelsin.